Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sunumuyla ve lezzetiyle harika bir muhallebi, kadayıflı muhallebi tarifi vereceğim. Bunun için ilk önce 2 yemek kaşığı tereyağımı böyle tenceremin içine alıyorum. Altını yakıyorum arkadaşlar. Tereyağımın erimesini bekliyorum. Eriyen tereyağımın üzerine bir paket kadayıfı döküyorum arkadaşlar. Ve iyice bunu bu şekilde karıştırıyorum. Karıştırdığım kadayıfımın üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Ve karıştırma işlemine devam ediyorum arkadaşlar. İyice birbiriyle özdeşsin malzemelerimiz. Dakika kadar kavurduğum kadayıfımın üzerine yarım su bardağı kadar fındığımı ilave ediyorum. Siz isterseniz ceviz de ilave edebilirsiniz. Bunu da bir güzel karıştırıyorum. Bir iki dakika kadar karıştıracağım arkadaşlar. Daha sonra soğuması için kenara alacağım kadayıfımı. Daha sonra 1 litre sütümün içine 2 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastamı ekliyorum arkadaşlar. Ve 2 su bardağı da şekerimi ekleyeceğim. Altını yakmadan bunu bir karıştıracağım. Şöyle iyice bir karıştıralım. Hepsi birbiriyle bir özdeşsin. İyice bir erisin nişastamız, unumuz. Altını yakmadan karıştırdım arkadaşlar. Şimdi altını yaktım ve muhallebimi pişiriyorum. Bir taraftan da kadayıfımın soğumasını bekliyorum. Şimdi muhallebimi pişireceğim bir güzel. Muhallebim kıvama gelmeye başladı. Bakın, katılaşmaya başladı. İstediğim kıvama geldikten sonra altını kapatacağım ve üzerine bir paket çiğ krema ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu iyice bir karıştıralım. Bakın, koyulaşmaya başladı. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırıyoruz. Muhallebimizin kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Zaten şu kabarcıkları görüyorsunuzdur. Bu kabarcıklar oluştuğu anda muhallebimiz pişmiştir. Muhallebimin altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştıralım, sıcaklığını alalım. Üzerine bir paket çiğ krema ilave edelim.
ve el mikseri yardımıyla pürüzsüz kıvama gelene kadar bakın dokusu böyle oluyor arkadaşlar. Gayet de iyi karıştı, birbiriyle özdeşti ve pürüzsüz bir kıvama geldi. Hazırlamış olduğum kadayıfı bardaklarıma, bunun bardaklarımı boşaltıyorum. Bir kat kadayıf koyuyorum hepsine. İstediğiniz katlarda yapabilirsiniz. Ben iki kat yapacağım arkadaşlar. Bir kat kadayıf olacak, bir kat muhallebisi olacak, bir kat kadayıf olacak. Şimdi bunları bu şekilde yaptıktan sonra üzerlerine muhallebi. Şimdi her birine muhallebi ilave edeceğiz. Muhallebileri döktükten sonra yine üzerine birer kat kadayıfımızı ekleyelim. Dediğim gibi bunu benim gibi iki katta yapabilirsiniz. Üç katta yapabilirsiniz. Çok güzel, çok pratik bir tarif arkadaşlar. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda gelen misafirlerinize, ailenize, sevdiklerinize, dostlarınıza, Ramazan aylarında iftarlarınıza mükemmel yapabileceğiniz bir tatlı arkadaşlar. Günlük hayatınızda da çok güzel, ailenize zevkle yedirebileceğiniz bir tatlı. Çok da lezzetli. Hepsini eşit parçalar halinde kadayıfımıza ekliyoruz. Ve daha sonra üzerine süslemek amacıyla yine kıymış olduğum fındıklardan koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu fındık olabilir, ceviz olabilir, şu üstteki Antep fıstığı olabilir, toz halinde. Muhallebili kadayıfım hazır arkadaşlar. Bu şekilde yapılıyor.
muhallebili kadayıfı ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Umarım beğenir ve sizler de denersiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.